Süper Kadro. Bugün yılbaşı arifesi ve araba şehri sakinleri Noel Baba'nın gelişine hazır. Durun. Bu da kim? Yoksa o olabilir mi? Hayır, olamaz. Yoksa gerçekten... Ah hayır, başım dertte gibi. Yılbaşını kurtarmanın tek yolu süper kamyonu çağırmak. Carl, acil durum. Noel Baba'nın kızağı arızalandı ve araba şehrinin yılbaşı gecesini kurtarman gerek. Dönüşmek için hemen mağarana gitsen iyi edersin. Hangi araca dönüşmen gerektiğini biliyor musun Carl? Vay canına, sen bugüne kadarki en büyük, en parlak kızaksın süper kamyon. Wow, süper kamyon. Görünüşe göre en kısa sürede teslim edilmesi gereken bir sürü hediye var. İşte, harika. Tom'un garajı burada. Burada pist var. Şu da havaalanı. Görünen o ki, Penny ve Hector'ın senesi de iyi geçmiş. Hastanedeyiz. İşte Amber, uyukluyor. Bebek arabalar yeni salıncaklarını gördüklerinde çok heyecanlanacak. Başardın süper kamyon. Harika işti süper kamyon. Birçok araba şehri sakinini inanılmaz mutlu ettin. Ve özellikle de birini. Hoşça kalın millet. İyi tatiller. Sonra görüşürüz.
süper kamyon. Selam Amber. Bugün nasılsın bakalım? Oh Amber, iyi misin? Tom'a bakmaya mı gidiyorsun? Hasta mı yoksa? Senin yerine geçebilecek birini bulmamız gerek. Hareket etme. Dönüşen kamyon Carl'ı çağıracağım. Yardım edecektir. Carl, ambulans Amber yaralandı. Şehirdeki tek doktor oydu ve Tom da bugün hasta. Ona yardım edebilecek tek kişi sensin. Hadi seni kocaman bir ambulansa dönüştürelim. Carl dönüşsün. Wow, Carl! Kırmızı işareti ve diğer araçlara durumun acil olduğunu gösteren acil durum lambasını da unutmayalım. Harika, hadi gidelim. Tamamdır. Acele edelim. Amber tam ileride. Bak Carl, Amber işte burada. Amber artık tamamdır. Carl burada. Carl Tom'a bakmaya gidecek. Endişelenmene gerek yok Amber. İşte geldik Carl. Selam Tom. Amber kaza yaptı. Bu yüzden yerine Carl geldi. Ne oldu sana? Başın mı ağrıyor? Carl seni muayene edecek. Önce ateşini ölçelim. Ateşin çok yüksek. Tom, yap bakalım. Tamamdır. Öksürür müsün Tom? Tamamdır Tom. Son günlerde çok fazla çalışmışsın. Endişelenecek bir şey yok. Tüm ihtiyacın olan biraz dinlenmek. Birkaç gün içinde iyileşmiş olursun. Tamamdır. Bu harika bir yardımdı Carl. Teşekkürler. Eve gitme zamanı. Hoşça kal Carl. Hoşça kal Tom.
Sonra görüşürüz çocuklar. Süper kamyon. Selam Frank. Nereye gidiyorsun? Hı? Endişeli görünüyorsun. Yangını söndürmek için mi çağrıldın? O zaman acele etsen iyi olur. Dikkat et Frank. Oraya hemen gitmek istiyorsun ama kaza yapmak istemezsin. Bak, Matt orada. Seni durdurmaya çalışıyor Frank. Yangınla ilgili bir şeyler biliyor olmalı. Yangın mı gördün Matt? Ve Frank'e kestirmeyi göstermek istiyorsun öyle mi? İyi fikir. Geri dönebilirsin. Böylece Frank seni takip edebilir. Hadi gidelim. Yangın çabucak yayılabilir. Epey bir ateş var gibi. Şükürler olsun ki bu bina terk edilmiş ve içinde kimse bulunmuyor. Bunu halledebileceğini düşünüyor musun Frank? Bu alevler gerçekten çok büyük. Gidip Carl'ı bulalım mı? O da yardım etmesi için süper kamyonu çağırabilir. Tamam, hadi gidelim. Carl. Carl. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama acil bir durum var. Frank devasa bir yangın yerinde ve yardıma ihtiyacı var. Süper kamyondan bize yardım etmesini isteyebilir misin Carl? Harika. Hadi gidelim. Hangi araca dönüşmeyi düşünüyorsun Carl? Elbette bir itfaiye aracı. Muhteşem olur. Dönüşüm zamanı Carl. Carl dönüşsün. Harika Carl. Wow, çok farklı görünüyorsun Carl. Hadi yola koyulalım. Matt. Hey Matt. Süper kamyon burada. Süper kamyonun geldiğini görmedin değil mi? Ve seni korkuttu. Burada süper kamyon. Sirenlerini aç. İyi haber Frank. Süper kamyon yardıma geldi. İyi iş Frank. Harika iş süper kamyon. El ele vererek yangını söndürdünüz. Artık tehlike olmadığını bilerek dinlenebilirsiniz Frank ve Matt. Ve Carl, yani süper kamyon.
evine ve müzik dinlemeye geri dönebilirsin. Teşekkürler çocuklar. Sonra görüşürüz. Süper Kamp. Wow, gökyüzünde süzülen Penny'ye bakın. Günaydın Penny. Ne yapıyorsun? Oo, karla bir şeyler mi götürüyorsun? Ve bundan sonra yapman gereken bir teslimat daha mı var? Oo, hayır Penny, dikkatli ol. Hayır. Penny yere o kadar sert çarptı ki tekerleklerinden biri bozuldu. Zavallı Penny. Bak, Amber ve Carl burada. Penny sana malzeme getirdi Carl. Ama seninkileri teslim edemeyecek Amber. Canı yanıyor. Penny iyileştirebilir misin? Harika fikir Penny. Hadi yardım için süper kamyonu çağıralım. Nereye gidiyorsun Carl? Wow, gizli bir geçit ve gizli bir mağaraya çıkıyor. Dönüş Carl. Wow, gerçek bir uçak gibi görünüyorsun. Hadi yola çıkalım. Hava alanına yakın olmadığımız için bu yolu pist olarak kullanman gerekecek. Etrafta hiç ev ya da araba yok. Yani bu muhteşem. Kalkışa hazırlan. Uçuyorsun süper kamyon. İşte Frank. Bak, Matt hız yapan bir arabayı durdurmuş. Uçup malzemeleri almaya git. İşte geldik süper kamyon. Bu kutuları Amber'a götürmen gerek. Harika. Hadi şimdi hava alanına dönelim. Bak Carl, işte hava alanı. Amber ve Penny seni bekliyor. Penny, Amber, birazdan süper kamyonu göreceğiz. Bir süredir uçuyor. Harika iniş süper kamyon. Hadi şu malzemeleri boşaltalım. Bak Penny, işte seni iyileştirmesi için Amber'a lazım olan ilaçlar.
Şimdi daha iyi hissediyor musun? İşte gidiyorsun Penny. Hoşça kal Penny. Harika iş süper kamyon. Günü kurtardığın için teşekkürler. Ve lütfen gördüğünde Carla da bizim adımıza teşekkür et. Sonra görüşürüz. Tren Troy. Merhaba Troy. Gezinti için ne kadar güzel bir gün değil mi? Olamaz Troy. İstasyon yanıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Teddy, acil bir durum var. Tren kasabasında yanmakta olan bir istasyon var. Yardım edebilir misin? Harika. Kaybedecek zamanımız yok. Vay canına Teddy, bu dönüşüm muhteşemdi. Troy'u bir itfaiye trenine dönüştürdün. Şimdi her şey yolunda mı? Harika. Troy, artık hazır mısın? Öyleyse hadi gidelim. Endişelenmeyin trenler. İşte Troy geliyor. Yangını durduracak. Bakın millet, yangın sönmeye başladı. Hayır Troy. Tankerim boşaldı. Şimdi ne yapacağız Troy? Elbette Troy. Nehir. Nehirden su pompalayabiliriz. Hadi şimdi tankeri dolduralım Troy. Bak, tanker ağzına kadar doldu. Şimdi hemen istasyona geri dönelim ve yangını söndürelim.
Muhteşem din Troy. Yangını söndürdün. Teşekkürler. Hoşça kal Troy. Hoşça kalın millet. Ve elbette hoşça kal Teddy. Yardımın için teşekkürler. Devriye arabası. Wow, Matt ve Frank bugün çok yoğun. Selam çocuklar. Neler oluyor? Bir sorun mu var? Ben'in çiftliğinin yakınlarında yangın mı var? Ah hayır, hemen gitmelisiniz, hemen. Selam ben. Matt ve Frank yakınlarda yangın olduğunu söylediler. Onlara yangının nerede olduğunu gösterir misin? Böylece hemen gidip söndürebilirler. Yangını görebildin mi Frank? Görünüşe göre yangın hemen söndürülmezse Ben'in tarlasına yayılıp tüm ekinini yok edebilir. Tankerinde yeterince su var mı Frank? Matt, araba şehrine gidip yangın söndürmesi için Frank'e yardım edebilecek birilerini bulabilirsin belki. Bak Matt, uçak Penny ve helikopter Hector orada. Pek meşgul görünmüyorlar. Belki gidip tankerlerini suyla doldurabilirler ve Frank'e yardıma gidebilirler. Teşekkürler Penny. Teşekkürler Hector. Tankerlerinizi suyla doldurur doldurmaz ormanda buluşuruz. İyi fikir Matt. Hadi biz de araba şehrinde gezip yardım edebilecek birilerini arayalım. Şuradaki kepçe Edgar. Ondan yardım isteyebilirsin. Yangının Ben'in tarlasına sıçramasını ve tüm mahsulü yok etmesini önlemek için ormanın önüne bir hendek kazabilir. Edgar, hızla yayılan bir yangın var. Hemen hendek kazman gerekiyor. Gidelim. Ah zavallı, görünüşe göre Frank'in suyu bitmiş. Tam da tahmin ettiği gibi. Endişelenme Frank, yardım yolda. Bak, Matt ve Kepçe Edgar geliyor. Matt Edgar'ı da getirdi. Yangının Ben'in tarlasına sıçramasını önlemek için ormanın önüne bir hendek kazabilir. Teşekkürler Edgar. Adamın dibisin. Şimdi tek ihtiyacımız olan Penny ve Hector'ın gelip yukarıdan yangına su püskürtmeleri. Harika, geldiler. Sonunda yangın söndü.
İkinize de aferin. İyi haber millet. Penny ve Hector yangının işini bitirdi. Edgar, Ben'in tarlasını koruyarak harika bir iş çıkardın. Ben demişken işte geliyor. Ben ormana yeni ağaçlar dikerek hepinize teşekkür etmek istiyor. Ne kadar incesin. Edgar toprağı kazmana yardım etmek istiyormuş. Pekala, bence bugün hepimiz bir kez daha gördük ki işler sarpa sardığında takım çalışması gibisi yoktur. Hepinize teşekkürler. Harikasınız. Çekici Tom. Selam Carrie. Ne yapıyorsun bakalım? Oyun parkına şeker mi götürüyorsun? Bu harika. Merhaba Gary. Bugün nasılsın? Çöplerimi topluyorsun. Bu harika Gary. Araba şehrini temiz tutmak çok önemlidir. Sorun ne Gary? Tekerleklerini hareket ettiremiyor musun? Yapıştılar mı? Neyle? Sakızla mı? Oh hayır. Hey Gary. Hemen dur. Sanırım bir problemimiz var. Yolun her yeri sakız olmuş. Endişelenme Carrie, çekici Tom'u çağıracağım. Tom, hey Tom! Şekerleme arabası Carrie ve çöp kamyonu Gary'nin başları dertte. Yardım eder misin? Oyun parkının yakınlarındalar. Herkese selam. İşte Tom. Sakız nereden geliyor Tom? Merhaba. Carrie'nin sakız deposunda sızıntı mı var? Yola daha fazla sakız dökülmeden önce bu sorunu hemen çözsek iyi olur. Bant mı? Harika fikir. Deliği şimdilik kapatacaktır. Carrie'yi garaja götürelim mi Tom? Hayır mı? Neden? Haklısın Tom. Şu dökülen sakızları yoldan temizlemeli ve Gary'ye tekerlekleri konusunda yardım etmeliyiz. Yardım edebilecek birini tanıyor musun? Frank. Hey Frank. Çekici Tom'un yardımına ihtiyacı var. Hemen gelebilir misin? Oyun parkının yanında. Buradan. Millet, bakın Frank geldi. Frank, yolu temizlemeye yardım için fıskiyeni kullanabilir misin? Harika işti Frank. Sonra görüşürüz. Şimdi Gary'yi şu yapışkan sakızdan kurtaralım. Muhteşem. Gary artık işe dönebilir. Hoşça kal Gary. Hadi Carrie'yi garaja götürelim. Dikkatli ol, çok hızlı değil. Çatlağı nasıl tamir edelim Tom? Kaynak makinesi? Harika fikir. İhtiyacımız olan her şey bu mu? Gözlükler? Elbette.
Hadi sıkı sıkıya kapatalım. Böylece bir daha yola sakız dökülmesin. Harikulade. Carrie için yapabileceğimiz başka bir şey var mı Tom? O kapta ne var Tom? Sakız mı? Harika fikir. Böylece Carrie daha fazla sakız yapabilecek. Hadi Carrie'nin sakız deposunu dolduralım. Şimdi daha iyi hissediyor musun Carrie? Başka bir şey mi var Tom? İyi fikir. Hadi şu sızmış sakızları temizleyelim. Sünger mi? Mükemmel. Sakızları temizleyelim. Aferin Tom. Carrie yepyeni görünüyor. Artık işe geri dönebilir mi? Nedir o? Şeker mi? Sanırım Carrie teşekkür etmek istiyor Tom. Hoşça kal Carrie. Hoşça kal Tom. Sonra görüşürüz. Çekici Tom. Selam Tyson. Hmm. Bugün ne yapıyorsun bakalım? Hmm. Benzin istasyonuna yakıt taşıyorsun öyle mi? Hmm. Bu ses de ne? Hmm. Bu polis arabası Matt. Sorun nedir Matt? Tyson'ın hemen durması mı gerekiyor? Dur Tyson. Fren yap. Problem nedir Matt? Tyson'ın yakıt tankından yakıt mı sızıyor? Nereye? Yola mı? Ah hayır. Bu çok tehlikeli olabilirdi. Yardım etmesi için çekici Tom'u çağırsak iyi olacak sanırım. Tom! Hey Tom! Tanker Tyson'ın yardımına ihtiyacı var. Daha hızlı gidebilir misin? Tüm yolu benzin kaplamış durumda. Eğer arabalardan biri kayarsa çok büyük bir kaza olabilir. İşte oradalar. Yavaşla Tom. Benzinin üzerinde kayma. Harika iş Tom. Şimdi dikkatlice sür. Hey Tyson. Tom sana yardım etmeye geldi. Tyson'ı garaja çekecek misin? Hayır mı? Sorun nedir Tom? Haklısın. Yolu güvenli hale getirmemiz gerek. Ne yapmam gerek sence? Bir fikrin mi var Tom? Muhteşem bir fikir Tom. Polis arabası Matt burada bekleyebilir ve başka bir aracın yola çıkmamasını sağlayabilir. Bunu yapabilir misin Matt? Süper. Şimdi Tyson'ı garaja götürebilir miyiz Tom? Hayır mı? Bir delik mi var? Haklısın Tom. Tyson'ı bir yere götürmeden önce o deliğe yama yapmalıyız. Kullanılabilecek bir şeyin var mı? Müthiş fikir Tom. Hadi Tyson'ı garaja götürelim. Bu bantlar uzun süre dayanmaz. İyi işti Tom.
Hoşça kal Matt. Sonra görüşürüz. Neredeyse geldik Tyson. Az kaldı. İlk önce ne yapmalıyız Tom? Harika fikir Tom. Tyson'ın yakıt tankındaki deliği onaralım. Bir deliği onarmanın en iyi yolu nedir Tom? O bir kaynak makinası mı? Harika fikir Tom. Koruyucu gözlük ister misin? Dikkatli ol Tom. Gerçekten çok sıcak görünüyor. Muhteşem Tom. Tyson'a yardım etmek için yapabileceğin başka bir şey var mı Tom? O bir yakıt pompası mı Tom? Harika fikir. Hadi Tyson'ın tankını dolduralım ve yol boyunca kaybettiği yakıtı geri verelim. Mükemmel! Harika işti Tom. Hepsi bu kadar mı Tom? Tyson yola geri dönebilir mi? Hayır mı? Ah gördüm. Tyson'ın her yeri benzin olmuş. Onu temizlesek iyi olacak. Ne kullanmalıyız? Temizleme spreyi mi? Beze ne dersin peki? Sünger deneyelim mi Tom? Aferin Tom. Tyson yeni gibi güzel görünüyor. Mutlu musun Tyson? Harika görünüyorsun. Hoşça kal Tyson. Hoşça kal Tom. Sonra görüşürüz. Çekici Tom. Selam Rocky. Burası yer kontrol. Uzaya gitmeye hazır mısın? Tamam Rocky. Kalkışa hazırlan. 3, 2, 1, havalan. Sorun ne Rocky? Havalanamıyor musun? Ah hayır. Endişelenme Rocky. Yardım için çekici Tom'u çağıracağım. Tom, hey Tom. Roket Rocky'nin yardımına ihtiyacı var. Nerede mi? Havaalanında. Bekle. Rocky'yi garaja geri getirmeye yetecek kadar zamanımız yok. Onu havaalanında tamir etmelisin. Neden yanına bir takım çantası almıyorsun? Takım çantan nerede? Harika. Hadi havaalanına gidelim ve Rocky'ye yardım edelim. Acele et Tom. İşte orada. Üzülme artık Rocky. Tom problemi çözecek.
Sorun ne sence Tom? Ah hayır, hiç iyi görünmüyor. Bir fikrin var mı Tom? Rocky'nin jet motorlarında sorun olduğunu mu düşünüyorsun? İçine göz atalım mı? O nedir Tom? Rocky'nin motorunu eski yakıt mı tıkamış? Ah zavallı. Ne yapacağız? Garaja gidip yedek motorumu alacaksın. Harika fikir Tom. Hadi gidelim. İşte geldik. Hadi şu eski motoru değiştirelim. Harika işte. Yeni motoru deneyelim mi? Bakalım çalışacak mı? Muhteşem. Rocky'ye yardım edebileceğimiz başka bir şey var mı? Yakıt deposu mu? Oo, haklısın Tom. Görünen o ki Rocky'nin çok yakıtı kalmamış. Harika fikir. Hadi gidip tanker Tyson'a rica edelim ve Rocky'ye biraz yakıt getirelim. Tyson. Hey Tyson. Çekici Tom'un yardımına ihtiyacı var. Rocky'nin pek yakıtı kalmamış ve uzaya çıkmak üzere. Hemen gelebilir misin? İşte Tyson geldi millet. Şimdi Rocky'nin yakıt kapağını bulalım. İşte burada. Ağzına kadar doldun Rocky. Şimdi nasıl hissediyorsun Rocky? Harika. Yardımın için teşekkürler Tyson. Sonra görüşürüz. Rocky artık uzaya gitmeye hazır mı? Harika. Rocky, yer kontrol konuşuyor. Kalkışa hazırlan. 3, 2, 1. Havalan. Aferin Tom. Sonra görüşürüz. Hoşça kal Rocky. Uzayda iyi eğlenceler. Devriye arabası. İşte araba devriyesi geliyor. Araba şehri her an tetikte olan Matt ve Frank'le güvende. Frank Matt'i bir konuda uyarıyor gibi. Yolda bir tuğla var. Ve şimdi de Matt'in lastiği patladı. İnmiş bir tekerlekle şehri koruyamaz ki. Frank. Matt'i çekici Tom'un garajına götürmek için kancanı kullanabilirsin değil mi? Hey çocuklar, bir şeyler unutmadınız mı? Tuğlayı yoldan kaldırmalısınız. Böylece başka birisinin de lastiği patlamaz. Harika! İşte bu çok garip.
Tom'un bugün ne kadar çok müşterisi var ve hepsinin lastiği inmiş, tıpkı Matt gibi. Görünüşe göre onlar da tuğlalara çarpmışlar ve kendilerine zarar vermişler. Umalım ki Tom, Matt'i hemen tamir edebilir. Böylece o ve Frank soruşturmaya başlayabilirler. Rahatsız ettiğimiz için üzgünüz Tom. Oldukça meşgul görünüyorsun. Ama Matt'in gerçekten yardıma ihtiyacı var. Yola düşmüş bir tuğlaya çarptı ve lastiği patladı. Matt ve Frank bunu kimin düşürdüğünü bir an önce bulmalı ve bu duruma bir son vermeli. Onu bir an önce tamir edebilmen mümkün mü acaba? Şimdi girebilirsin Matt. İşte böyle. Yavaş yavaş geri gel. Şimdi de tekerleği değiştirme zamanı. Matt'i bu kadar çabuk tamir ettiğin için çok teşekkürler Tom. Ve hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi Matt ve Frank gidip tüm bu tuğlaları yola kimin bıraktığını araştırabilirler. Hey, şuradaki traktör ben. Tuğlalarla ilgili bir şeyler biliyor olabilir. Gidip kendisine sorsanız iyi olur. Ben gizemli tuğlalarla ilgili bir şeyler biliyor muymuş? Ama bir ipucu mu verdi? Ben duvar inşa etmek için açık kasa kamyon Flevi ve kepçe Edgar'ın getireceği tuğlaları mı bekliyormuş? Sanırım bir şeyler yakaladınız. Hadi gidip onları bulalım. Bilgi için teşekkürler ben. İşte Flevi ve Edgar. Ama Ben'e götürecekleri tuğlaları yok gibi. Belki de şehrin caddelerine onlar düşürmüşlerdir. Hadi gidip sorun. Biri tuğlaları mı çaldı? Endişelenmeyin çocuklar. Matt ve Frank hırsızı bulacak. Wow, işte bu çok yakındı. Flevi ve Edgar'ın tuğlalarını her kim çaldıysa bilerek araba şehrinin caddelerine yerleştiriyor olmalı. Ama böyle bir şeyi kim yapar ki? Tahmin etmeliydik. Yaramaz Tyler tabii ki. Böyle şeyleri genelde hep o yapar. Yakalandığın Tyler, Flevi ve Edgar'ın tuğlalarını çalıp şehrin caddelerine saçan sen olduğunu biliyoruz. Senin için eğlenceli olabilir ama senden başka kimse eğlenmiyor. İyi fikir Matt. Tyler dersini almalı. Dağıttığı tuğlaların hepsini tek tek toplasın ve gidip Flevi ve Edgar'a geri versin. Frank tamamen haklı. Tyler, yola verilen zararı tamir edecek olan inşaat ekibine de yardım etmelisin. Harika iş çıkardınız çocuklar. Artık araba şehri yeniden güvende. Ve Flevi ve Edgar da tuğlalarını geri alacak. Bunun anlamı Ben nihayet duvarını inşa edebilecek.